İnsanlar Hazreti Fatma'nın dönemini bir inceleseler, ama orada o kapıyla duvar arasında o ev yakma meselesi var ya, Evet. oraya gelip ürküyor insanlar. Yani birileri orada suçlu çıkacak diye İslam'ın canına okunuyor. Bakınız Yaşar Bey, İslam'da birilerini kurtarma adına hakkı örtbas edemezsin. İslam böyle bir Maalesef o hakkı, yapılıyor. doğrudur. İslam ancak böyle bir hakkı kimseye vermemiştir. Bakınız, acizane şunu arz ediyorum. Hazreti Fatıma'yı peygamber kızı olmakla beraber sahabe olduğunu inkar edebilir miyiz? Kimse edemez. Eyvallah. İmam Ali'yi, İmam Hasan'ı, İmam Hüseyin'i masumluklarını biz şu anda konuşmuyoruz. Bu Ehli Beyt'in İmam Hasan, İmam Hüseyin ve babaları sahabe olduklarını inkar edebilir miyiz? Edemeyiz. Netice bunlar sahabeydi. Hocam daha şu Ehli Beyt'ten olmaları meselesini de kimse inkar etmiyor ama yanlarına birilerini katıyorlar. Eyvallah. Demek istediğim şu Yaşar Bey, bakınız. Açsınlar Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Ali'nin, İmam Hasan'ın, İmam Hüseyin'in dört tane Ehli Beyt. Ehli Beyt'ten dördü. Sözleri bugünlere kadar nakledilmiş. Ve Evet. sözlerin tamamı mı? Hayır. Bir bölümü nakledilmiş. İmam Hasan'ın hadisleri, İmam Ali'nin hadisleri nakledilmiş. Bu dördünün, dört efendim masumun veya ehli sünnet kardeşlerimizin deyimi, sahabe diyelim bunlara. Bunların o deyimle diyorum. Sözleri bize ulaşmış. Herhangi bir konuda açsınlar baksınlar. Binlerce konu etrafında, bakın binlerce farklı farklı konulara etrafında birçok söylemleri, sorular sorulmuş, cevaplar vermişler. Herhangi bir konuda bunlardan birisinin ihtilaf yaptığını göstersinler, ispat etsinler. Desinler ki bu konuda İmam Hasan şöyle dedi, İmam Hüseyin şöyle dedi. Farklı bir şey dedi. Veya İmam Ali böyle dedi, İmam Hüseyin farklı bir şey dedi. Veya daha ileri götürelim. İmam Ali böyle dedi, İmam Hasan Askeri böyle dedi. İspat edemezler. Ha ben bu dördünü örnek getirmemin sebebi sahabe olma Evet. konumu. Eşit bir Yaşar Bey. El insaf. Ya sahabelerden birbirlerine kılıç çekenler, öldürenler. O da adil oluyor, o da adil oluyor, o da yıldız oluyor, o tekisi de yıldız oluyor. Ve bir hadise sarılmış nedense bazı kardeşlerimiz. Ashabı ken nucum fektedeyhum, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyar iseniz hidayet bulursunuz. Biz diyoruz ya el insaf. Bu hadisi siz kabul etmiyor musunuz? Peygamberin böyle bir efendim buyruğu var diye, peygambere aittir diye kabul ediyorsunuz. Eyvallah. Ha, Ehli Beyt efendim alimleri ki biz bu hadisi kabul etmiyoruz. Evet. Senet açısından birçok açıdan bu hadisin metin açısından sakıncaları var ki Sıkıntısı konumuz var, o evet. değil. Ancak diyoruz ki farz-ı muhal örnek öyle kabul ettik. Biz de bu hadisi kabul ettik. Ya el insaf. Sahabe olarak Ali'ye, Fatıma'ya, Hasan'a, Hüseyin'e Allah'ın salatı selamı cümlesinin üzerine olsun. Amin. Sahabe olarak bunlara tabi olmak mı doğrudur? Yoksa gidip efendim 21 sene İslam'a karşı savaşan Muaviyelere uymak mı doğrudur? Kendiniz karar verin. Bu Muaviye değil miydi ki babası Ebu Sufyan'la beraber Mekke fethine kadar İslam'a savaş açan? Evet. Sahabe olarak ona uymak mı doğrudur? Buna yani Muaviye'yi kurtarma adına Ehli Beyt'e hakaret etme, Ehli Beyt'in faziletlerini saklama veya Zehra'nın kapısını kıranları, onları kurtarma adına Hazreti Fatıma'nın evlatlarının faziletlerini saklama, ilahi inancın neresiyle bağdaşıyor? Peygamber Efendimiz daha Yani o gün. bugünlerde İslam'ın canına okuyan çok insanların kanının akmasına ta o günden bugüne sebep olan meselenin ana noktası orasıdır. Bakın yaşam.